Biliyorsunuz cumartesi annelerinin Türkiye'de ve dünyada en uzun süre devam ettirdikleri bir eylem etkinlik var. Kayıpların bulunması, faillerin yargılanması ile ilgili başlatmış oldukları eylem bugün 1. haftasındadır. Yani bu bir ömür demektir. Biz buradan bu direnişi devam ettiren ve devam ettirmesi için de mücadele eden bütün cumartesi annelerini saygıyla selamlıyoruz. Sadece çocuklarının bulunması, faillerinin yargılanması, canlı veya yaşamını yitirmiş şekilde, canlıysa canlı teslim edilmesi, yaşamını yitirmişse kemiklerinin teslim edilmesini, mezar yerlerinin söylenmesini, bir mezarlarının olması için sadece talepleri budur. Bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında cumartesi annelerine yönelik destek açıklamaları devam ediyor. Ne yazık ki Galatasaray meydanında Anayasa Mahkemesi'nin iktidarın yasaklamasına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin hak ilerli kararı vermesine rağmen AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamaları da bizi ayrıca üzmüştür. Anayasal hak olan bir hakkı biz valilikle, İçişleri Bakanlığı'yla görüştük. Bugün oradaki katılma engel olunmayacak diye bir söylemi oldu. Bu hem bizi hem cumartesi annelerini derinden üzmüştür. Yani 7000 gün 229 ay. Yani arayışla geçen bir ömür. Biz cumartesi anneleri insanlarıyız. Anneyiz, babayız, eşiz, kardeşiz, evladız, yeğeniz, torunuz. Yani sizler gibiyiz. Ama aslında bir farkımız var sizden. Bizim kalbimizde aynı derin yara sızlıyor. Sevdiklerimizin mezarlarına bile sahip olamamanın tarifsiz acısı. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve sevdiklerimizden bir daha haber alamadık. Ya aylar, uzun yıllar sonra kimliği meçhul kişi olarak gizlice gömüldükleri kimsesizler mezarlığında ağır işkence izleri taşıyan bedenlerine ulaştık ya da hiçbir iz bulamadık. Onlardan geriye sadece isimleri ve kucaklarımızdaki fotoğrafları kaldı. Kucağımızda fotoğraflarını taşıdığımız sevdiklerimize bir bakın. Onlar da sizin gibiydiler. İşçilerdi, esnaflardı, taksicilerdi, çiftçilerdi, doktorlardı, eczacılardı, hemşirelerdi, gardiyanlardı, avukatlardı, gazetecilerdi, öğretmenlerdi, mühendislerdi, iş insanlarıydı, ilk öğretim, lise ve üniversite öğrencileriydi, siyasetçilerdi, sendikacılardı. Hiç dinmeyen bir ağrıyla ve aynı zamanda hiç bitmeyen bir umutla Galatasaray Meydanı'nda bir araya geliyoruz. Devletin alıp götürdüğü sevdiklerimizi istiyoruz. Akıbetlerini bilmek istiyoruz. Bin haftadır soruyoruz. Kayıplarımız nerede? Bin haftadır soruyoruz. Sevdiklerimizi kaybedenler bu insanlığa karşı suçun fail ve sorunları neden cezasızlıkla korunuyor? Bin haftadır soruyoruz. Sevdiklerimizi kaybedenler neden korunuyor? Bin haftadır haykırıyoruz. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Asla unutmayacağız.